Smarta'nın sihirli çantası. Merhaba, ben Smarta. Bu benim dostum Benikli. Dışarıdaydık ama annem bizi öğle yemeğine çağırdı. Benikli, acıktın mı? Ha? Ben de. Sanırım annem lezzetli bir balık çorbası pişirdi. Hadi gidelim Benikli. Ha? Ha? Benikli, ne oldu? Yemek istemiyor musun? Tuvalete mi gitmek istiyorsun? Benikli'nin neden tuvalete gitmek istediğini biliyor musun? Tuvalete gitmek istiyor mu? Hayır! Ha, oraya bir kemik sakladı ve benimle paylaşmak mı istiyor? Hayır! Belki de ellerimizi ve patilerimizi yıkamamızı istiyordur. Evet! Anladım. Ama istemiyorum. Zaten öğle yemeğinden sonra yürüyüşe çıkacağız. Şimdi neden yıkayayım ki? Yine kirlenecekler. Smarta, yemekten önce ellerini yıkamayacak mısın? Ben istemiyorum. Ellerimi akşam yıkasam olmaz mı? Ellerin çok kirli. Mikroplar ile kaplı. Ha, ne dedin? Mikroplar küçük, tek hücreli yaratıklardır. O kadar küçükler ki büyüteç ile bile göremezsin. Bir cihazım var. İşte burada. Bu bir mikroskop. Elinizdeki mikroplara bununla bakabilir ve görebilirsiniz. Vay canına! Orada bir şey sürünüyor. Çok fazla. Ama çok küçüklerse tehlikeli değillerdir. Pek değil. İyi mikroplar ve kötü mikroplar vardır. İyi tür olanlar bir insanın midesinde yaşar, yiyecekleri sindirmeye yardımcı olurlar. Ama kötü mikroplar ise çok hızlı çoğalır ve her şeyi yerler. Bir insanın vücudunda çok fazla kötü mikrop varsa o insan hastalanır. Korkuyorum. Korkma Smarta. Onları yenmemize yardımcı olabilecek bir sır var. Bilmek ister misin? Tabii ki. Ama kimseye söyleme. Tamam mı? Bu bir sır. Tamam, anladım. Mikroplar kiri çok severler ve kirli yerlerde çok hızlı çoğalırlar. Onlardan kurtulmak istiyorsan bir şeye sahip olmalısın. Adının ne olduğunu unuttum. Güzel kokuyor. Ve bazen pembe. Bal gibi bir sıvı bile olabileceğini söylüyorlar. Ama onu görmedim. Bulmaya çalışacağım. Ya sonra?
yüzünüze ve ellerinize sürüp balık suyuyla yıkamalısın. Bu kadar mı? Evet. Ama bunu yemekten önce yapmalısın. Anladım. Teşekkür ederim Mickey. Rica ederim Smarta. Harika. Artık sırrı biliyorum. Mikropları yenebilirim. Sadece bu kokulu şeyi bulmalıyım. Ne olabilir? Benekli, ne olduğunu biliyor musun? Leziz kemik. Hayır. Kemik güzel kokmaz. Ha? Ay, pardon. Tabii ki senin için güzel kokuyor. Ama kesinlikle sıvı olamaz. Belki dondurmadır. Güzel kokuyor. Katı ve sıvı da olabilir. Hayır. O zaman oyun hamuru? Hayır. Peki ne o zaman? Sabun. Doğru. Katı sabun ve sıvı sabunumuz var. Ve çok güzel kokuyorlar. Çilek gibi. Teşekkür ederim. Pekala Benekli. Önce patilerini yıkayalım. Birinci pati. İkinci pati. Üçüncü pati. Ve dördüncü pati. Şimdi ellerimi yıkayabilirim. Tüm mikroplar gitti. Artık yemek yemeye gidebilirim. Hadi gidelim Benekli. Smarta'nın sihirli çantası. Hadi bayılalım. Bu Smarta. O odasını topluyor. Smarta'nın bugün ne yapacağını merak ediyorum. Merhaba. Merhaba. Yürüyüşe çıkmak ister misin? Ama dışarıda yağmur yağıyor. Smarta'nın uygun bir kıyafet seçmesine yardımcı olur musunuz? Burada çok fazla elbise var. Yağmurda ne giyebiliriz? Bir düşünelim. Bikini? Hayır! Yağmurluk? Evet! Kışlık şapka? Hayır! Peri kostümü? Hayır! Lastik çizme? Evet! Teşekkür ederim. Siyah beyaz giysileri sevmiyorum. Güzel görünmüyorlar. Benekli. Teşekkürler. Hadi birlikte renklerin isimlerini söyleyip kıyafetin boyanmasını sağlayalım. Turuncu. Yeşil. Mavi.
böyle çok güzel oldu. Şimdi yağmurda yürüyebilirsin. Lastik çizmelerin göletinde bile içine su almaz. Islanmazlar. Smarta'nın yeni elbiselerini renklendirmek istiyor musun? O zaman anne ve babanıza sorup siyah beyaz resmin çıktısını alın. Sonra da renklendirmek için boyayabilirsiniz. Merhaba, ben Smarta. Benekli, sen bugün yılbaşı elfi olacaksın. Merhaba Smarta. Merhaba. Benimle meydana gelir misin? Orada bir yılbaşı ağacı var. Benekli, Amelia ile birlikte gitmek ister misin? Ha? Hadi gidelim. Ama önce üstümüzü giyinmeliyiz. Sizce bu şapka beni sıcak tutar mı? Hayır. Atkı takmalı mıyım? Evet. Bu şapkayı takayım mı? Evet. Peki ya başka? Mont. Teşekkür ederim. Şuraya bak. Ne kadar da güzel gözüküyor. Çok güzel. Amelia, gökyüzüne bakar mısın? Amelia, gökyüzünde bir sürü yıldız parlıyor. Muhtemelen biri onları gökyüzüne fırlatmış olmalı. Ya da belki biri beyaz boya ile çizmiştir. Belki de onlar fenerdir. Hadi Mickey'ye soralım. Mickey. Merhaba. O kadar soğuk ki şarkı söyleyemeyeceğim. Ne öğrenmek istiyordunuz? Bunu alabilirsin. Mickey, söylesene, gökyüzü neden yıldızlarla dolu? Yıldızlar kocaman parlayan toplardır. Tıpkı güneş gibi. Ama dünyadan çok uzakta oldukları için biz onları küçük olarak görüyoruz. Akşamları dışarısı karanlık olduğunda yıldızların ışıklarını görürüz. Gündüz ise yıldızları göremeyiz. Sadece güneşi görebiliyoruz. Bakın, sanırım yıldızlar bir resim çiziyor. Bu doğru. Gökyüzü
yüzündeki birkaç yıldız bir araya gelince takım yıldızını oluştururlar. Şimdi büyük ayı takım yıldızını görebiliriz. Ben dondum. Çantaya geri dönüyorum. Atkı için teşekkürler. Bay bay. Büyük ayı takım yıldızının nasıl göründüğünü ezberledin mi? Evet. Ona bakalım. Bakın, ne kadar da güzel oldu.